6 Kasım Pazar günü de Texas eyaletinde bir kilisede meydana gelen silahlı saldırıda yaşları 5 ile 72 arasında değişen 26 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. ABD Başkanı Trump saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığını açıklamıştır. Bu menfur hadiselerden dolayı ABD halkına taziyelerimi bildiriyorum. İster terör saldırısı olsun, isterse farklı bir gaye ve neden olsun, masumların canına kastetmek her ülkede, her coğrafyada cinayettir. Biz ABD'de belirli aralıklarla vasat bulan terörist saldırılardan veya bir başka sebepten kaynaklanan vahşi eylemlerden elbette üzüntü duyuyoruz. Ancak ahlaki tutarlılık gereğince aynı tavır ve vicdanlı yaklaşımı Amerika Birleşik Devletleri'nden de beklemenin en tabii hakkımız olduğuna inanıyoruz. İnsanlık terörün acı ve kanlı yüzünü sık sık görmektedir. Bunu herkes gibi biz de biliyor ve hatta yaşıyoruz. ABD'nin terörizmden şikayet ederken, teröristlerden yakınırken, menhus ve müessir saldırılardan dert yanarken durumunu gözden geçirmesinin zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Bir ülkenin teknik ve ekonomik olarak ilerlemesi, sosyal ve ahlaki bakımdan ileri olduğuna delil teşkil etmez. ABD madem terörizmi tehdit görmektedir, 11 Eylül'den bugüne madem terör örgütleriyle savaş halindedir, o halde 2 Kasım günü Hakkari Şemdinli'de sınırın sıfır noktasında vatan evlatlarımızı şehit eden canilerin kullandığı silahların ABD'de menşeli çıkmasını nasıl izah edecektir? PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır? Mehmetler şehit düşerken bir şey olmuyor da Hans, John, Sam ölürken mi kıyamet kopuyor? O zaman mı insanlık ve insani değerler hatırlanıyor? New York'ta saldırı olunca ayağa kalkıyorlar. Washington'da namlunun ucu değince dünya sallanıyor. Ne var ki Hakkari'de, Şırnak'ta, İstanbul'da, Şam'da, Bağdat'ta, Kerkük'te katliamlar yaşanırken kimseden çıt çıkmıyor, ses gelmiyor, tepki duyulmuyor. Bu mudur medeniyetiniz? Bu mudur demokrasi ve insan haklarından anladığınız? Bu mudur gelişmişliğinizin ölçüsü, zenginliğinizin övüncü? Buysa eğer diyeceğim odur ki yere batsın medeniyet algınız, yere çakılsın demokrasi ve gelişmişlik anlayışınız. ABD'nin terörizmden canı yanıyorsa sormazlar mı? Koltuğa kurulunca hacıyım hocayım diye böbürlenen ama soyununca koltuğunun altında haç çıkan, haçlı boyası akan FETÖ'cüler ne arıyor, ne geziyor Pensilvanya'da?